29 Ekim 1914 sabahı Yavuz Muharebe Kurvasörü adını alan Alman savaş gemisi Goben, Odessa liman yetkilileriyle ilk teması kurduğunda bir başka 29 Ekim tarihine kadar sürecek olan yıkım ve yeniden diriliş serüveni başlamış oluyordu. Yavuz'un yanı sıra Midilli adını alan Breslau Kruvasörü ve Osmanlı donanmasına ait 6 savaş gemisinden oluşan filonun Odessa, Sivastopol, Novorossiyski ve Yalta limanlarındaki Rus donanma gemileriyle karargahlarına yaptığı saldırı sonunda Osmanlı savaşın bir parçası olacaktı. İmparatorluğun hüküm sürdüğü topraklar kısa sürede 1. Dünya Savaşı'nın en çok kayıp verilen cephelerine dönüşecekti. Rusya ve İngiltere'nin savaş ilanını takiben Rusların doğu illerine kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu bilgisi İstanbul'a ulaşınca Osmanlı Genelkurmayı Çarlık ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden doğuda bir cephe açılmasına karar verir. Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 arasında tarihe Sarıkamış faciası olarak geçen harekat Osmanlı için felaketle sonuçlanacaktır. ...50 bin kayba yol açan harekatta çetin kış koşullarında yeterli donanımı olmadan cepheye sürülen Türk birlikleri cephe çatışmalarından çok daha fazla kaybı, açlık ve soğukla mücadele ederken vereceklerdi. Sarıkamış faciasının yaraları sarılmamışken bu kez İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul'u işgal etmek üzere Çanakkale'ye yaklaşmakta olduğu haberi alınır.
1915 Şubat ayında düşman donanmasının öncü devriye gemileri Çanakkale kıyılarına ilk saldırılarını gerçekleştirirler. Bu sırada Osmanlı ordusu cephe takviyesini henüz tamamlamadığından savunmaları yeterli değildir. İngiliz istihbaratından zayıf bir savunma olduğu bilgisini alan İtilaf Devletleri donanması 18 Mart'ta en güçlü saldırısını gerçekleştirir. Ancak Settülbahir bölgesinde Kazım Karabekir, Arıburnu'nda Fevzi Çakmak Selahattin Adil, Kumtepe'de Binbaşı Kadri Bey, Ertuğrul Koyun'da Binbaşı Mahmut Savri Bey, Fahrettin Altay, Sığındere'de Albay Sami Bey, Cafer Tayyar Eğilmez, Kilitbahir ve Kerevizdere'de Albay Remzi Bey, Conkbayırı'nda Albay Mehmet Şükrü Bey ve diğer Türk subaylarının komutasındaki Türk topçusu ile birliklerinin direnişi, Nusrat Mayın Gemisi'nin harekat boyunca denize döşediği mayınlar, İtilaf Donanması Amiralliğini planlarını yeniden gözden geçirmeye sevk eder. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve Müstahkem Mevki Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'in komutasındaki Nusrat, Çanakkale Harekatı'nın kaderini değiştirmiş, ona dünyanın en ünlü mayın gemisi unvanını kazandırmıştı. Çanakkale'nin büyük kayıplar vermeden bu şekilde geçilemeyeceği sonucuna varan İngiliz Savaş Bakanlığı, karaya bir çıkartma planı hazırlar. Ekim'de gerçekleştirilen çıkartma, savaş tarihinin en kanlı ve destansı çarpışmalarına sahne olurken, çıkartmaya katılan Avustralya ve Yeni Zelandalı Anzak birlikleri, arkalarında büyük kayıplar bırakarak 1915'in Aralık ayında geri çekilmek zorunda kalırlar. Çanakkale zaferinin haberi dalga dalga Anadolu'ya yayılırken, Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunun yükselen yeni komutanı olacaktır. Yıllar sonra Ölüm Emri kitabının yazarı Edward Erickson, Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolünü şu sözlerle anlatacaktır. Mustafa Kemal, on the other hand, was I think smarter. Savaş boyunca savunmada kalan Türkler, her İngiliz saldırısında biraz daha eriyerek savaşı kaybetmeye doğru gidiyorlardı. Ancak Mustafa Kemal, tüm komutayı Alman General Liman von Sanders'tan devralıp savunmadan taarruza geçme kararını verince tüm savaşın kaderi değişti.
Mustafa Kemal askerlerine İngiliz amiralliğinin beklemediği emri verecekti. Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Türklerin karşı saldırısı başladığında Çanakkale tepelerindeki yorgun askerlerin ellerinde yükselen bayrak zaferin müjdecisi olarak dalgalanıyordu. Zaferin getirdiği mutluluk çok kısa sürecekti. Ordunun Çanakkale'deki yıpranmışlığını fırsat olarak gören Rus İmparatorluk ordusu, Erzurum, Muş, Van ve Bitlis'i işgal ediyordu. Dağılmış ordusuyla Osmanlı kapana sıkıştırılmış durumdaydı. İlerleyen Ruslar Trabzon'u da işgal etmiş, Rize kıyılarına çıkartma yapmaya başlamıştı. Karadeniz'in gururlu insanları sokaklarından geçen düşman birliklerini acıyla izlemekteydi. Kısa süre sonra halk arasında Yemen cephesi olarak bilinen Arap çöllerinden kötü haberler gelmeye başladı. İngiliz vaatlerinin peşinden giden Arap kabileleri Osmanlı'ya karşı ayaklanmıştı.
Kudüs'e doğru ilerleyen İngilizleri durdurmak için toplanan Gazze Yerel Parlamentosu yeni bir savunma hattı oluşturulmasına karar verir. Ancak İngiliz casuslarının türlü vaatlerle kışkırttığı Gazze'liler cephe çatışmaları sürerken depolardaki erzak ve cephaneyi yağmalayacak ve Türk birlikleri cephaneleri bittiğinde 1. ve 2. Gazze çatışmalarında geri çekilmek zorunda bıraktıkları İngilizler karşısında bu kez ağır bir yenilgi alacaklar. Kutsal toprakları korumayı görev edinmiş Osmanlı birlikleri, Sina Çölü, Süveyş Kanalı, Suriye ve Filistin'de İngilizlerle çarpışırken, yerli halkın karşı saldırılarıyla iki ateş arasında kalacaktı. Araplar esir almıyor, teslim olmuş ya da geri çekilmekte olan Türk askerlerini de öldürüyorlardı. Çarpışmalar savaştan çok katliam görüntüsünü almıştı. Osmanlı kutsal topraklardan çekiliyordu. Avrupa'da savaşın sonu yaklaşırken Osmanlı Anadolu dışındaki tüm topraklarını kaybetmiş olacaktı. Fransızlar Suriye'yi işgal etmiş, İngilizler ise Arap Yarımadası'ndan başlayarak Bağdat'a kadar tüm bölgede hakimiyetlerini kurmuş, kendi planları doğrultusunda yeni devletler oluşturmaya başlamıştı. Almanya teslim olup Avrupa'da savaş bittiğinde Osmanlı da kaçınılmaz olan yenilgiyi kabul ediyordu.
Artık galipler için son kalan yurt parçasını paylaşma zamanı gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Orta Doğu'da yekpare bir Arap devleti ile Anadolu'nun doğusunda büyük bir Ermenistan ve Birleşik Devletler himayesinde bir Kürt devletinin kurulmasını savunmaktaydı. İngilizlerin ise planları farklıydı. Churchill, Büyük Arap Devleti fikrinin ileride İngiltere'ye sorunlar çıkaracağı düşüncesindeydi. Yanı sıra Ermenistan projesinin Rus devrimini gerçekleştiren Bolşeviklerle hesapta olmayan çatışmalara yol açmasından kaygılıydı. Ona göre önce Orta Doğu halledilmeliydi. Petrol kaynaklarına hakimiyetten sonra sıra nasılsa Bolşeviklere de gelecekti. Orta Doğu topraklarını parçalayarak birbiriyle çatışan küçük devletler oluşturulmasından yanaydı. Lloyd George bu fikrin uygulanabilirliğini sorduğunda Churchill planlarını Orta Doğu'da emirler kral olmak arzusunda. Ne kadar ve nerede toprak verdiğimiz önemli değil. Onlar için kral olmak yeterli. Akraba olsalar da her kral bir diğerinin topraklarına göz dikeceğinden hiçbiri İngiliz İmparatorluğu'nun sağlayacağı istikrar ve korumadan kolaylıkla vazgeçmeyecektir. Üstelik Türk faktörünü bir daha ayağa kalkamayacak şekilde ortadan kaldırmamıza son bir adım kalmışken Orta Doğu'da İngiliz gücüne ve planlarına direnecek herhangi bir güç düşünemiyorum diyerek savunacaktı. ...1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Fransız birlikleri Adana, Mersin, Hatay ve Pozantı'da zafer yürüyüşü yapıyor. 1919'da ise Fransa kuvvetlerine bağlı Ermeni Doğu Lejyon alayından birlikler Maraş, Antep ve Urfa'ya girecek. Aynı yıl İtalyanlar Antalya, Muğla, Burdur, Aydın, Kuşadası, Milas ve Konya'yı işgal edecekti. 1918 Kasım'ında ise galip ülkelerin askerleri General Harrington komutasında İstanbul'a girmişlerdi. ...1919 yılının başlarında ise tüm İstanbul ve Marmara bölgesi artık işgal kuvvetlerinin kontrolü altındaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümranlığı gerçekte son bulmuştu. Bu arada yağmadan pay kapma arzusunda olan ve İngiltere ile Fransa'dan istediği desteği alan Yunan Krallığı ise İzmir'e asker çıkartmaya başlamış. Anadolu'da her yönden kuşatılmış bir avuç toprağı Türklere bırakan Serv Antlaşması'yla son noktayı koyduklarını sananlar Mustafa Kemal'i hesaba katmamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilmeyen tek cephe komutanı son büyük savaşı için 1919'un Mayıs ayında işgal donanmasının arasından geçerek Samsun'a doğru yola çıkıyordu. Tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Müzik.
1920 yılının 23 Nisan'ında ulusal kurtuluşun ve yeniden dirilişin karargahı Ankara'da yorgun düşmüş halk yeni bir umudun ışığı etrafında toplanıyordu. Geri alınamaz biçimde kaybedildiğine inanılan ülke, özgürlük, bağımsızlık duyguları Anadolu'nun bu bozkırında tekrar yaşarıyordu. Yolculuk gerçekten zorluydu. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gösterdiği hedef, dönemin koşullarında hayal edilmesi bile güç bir düş gibi duruyordu. Çoğu yaşlı, yoksul, 20 bin nüfuslu, en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, tarlalarına su götürülemeyen, elektriği olmayan, yolları yetersiz, insanlarının yarı aç, yarı tok olduğu bu Orta Anadolu kasabasının yıllar sonra çağdaş, kendine güvenen bir ülkenin kalbi olabileceğini düşlemek çılgınlıkla eş anlamlıydı. Ve o çılgın Türkler, ya istiklal ya ölüm diyerek çıktıkları yolda hedeflerini birer birer gerçekleştireceklerdi. Bağımsızlığa giden yolda ilk büyük zafer Sakarya Meydan Savaşı ile gelecekti. Mustafa Kemal Paşa, hat-ı müdafaa yoktur, sat-ı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz emrini vererek muharebeyi geniş bir alana yaydı. Türk taarruzu sonucunda Yunan ordusu Eskişehir-Afyon hattının doğusuna kadar çekiliyordu. Türk vatanını esaretten kurtarmak için kalan son adımda Mustafa Kemal'in Akşehir'de verdiği taarruz emriyle atılır. 26 Ağustos sabahı başlayan ve 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü kesin zaferle sonuçlanan büyük taarruz, Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla büyük bir gurur sayfası ekliyordu. Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat Zafertepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edildi veya esir alındı. Türk ordusunun takibi sürdürmesiyle Yunan birlikleri İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya doğru kaçmaya başladı. General Trikupis ve kurmayları ile 6000 asker Uşak'ta Türk birliklerine esir düştüler. Trikupis, Yunan ordusunun başkomutanlığına atandığını Mustafa Kemal Paşa'dan öğrendi. 9 Eylül 1922 sabahı Türk birlikleri İzmir'e giriyor, 3 yıl önce Yunan kuvvetlerince indirilen Türk bayrağı, yeniden hükümet konağı ve Kadife Kale'ye çekiliyordu. Altın güneş orada sırmalar saçar.
İzmir'in kurtuluşundan sonra Padişah 6. Mehmet Vahdettin ve damat Ferit Paşa ülkeyi terk etti. 4 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmeden önce dediği gibi Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'dan gidiyorlardı. 6 Ekim'de ise Selahattin Adil komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a giriyordu. Ankara'da ilan edilen cumhuriyetle Mustafa Kemal bu büyük zaferleri gerçek sahibi olan milletine teslim ediyordu. Yeni bir savaş başlayacaktı. Silahla yapılmayan bir savaş. İçinde ölüm ve yıkımın değil, umudun, çağdaşlaşmanın olduğu savaş. Vatan toprakları büyük acıları ve karanlığı arkasında bırakarak aydınlanmaya doğru yol alacaktı. Yeniden ayağa kalkan Anadolu insanı, Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerinin önderliğinde dünya ulusları içindeki saygın yerini almaya kararlıydı. Cumhuriyet ışığı ayrım gözetmeksizin vatanın her köşesini yıllar geçtikçe daha da güçlenerek aydınlatmaya devam edecekti.
23 yaşında cepheyle tanışan yorgun asker, Cumhuriyet'le taçlandırdığı zaferinin keyfini süremeden hastalığıyla savaşmaya başlamıştı. Kısa süreli dinlenmenin ardından doktorlarının tüm itirazlarına karşın Hatay'ın ana vatana katılması arzusuyla hasta yatağından çıkan Mustafa Kemal, Fransız Büyükelçisi'ne "Hatay benim şahsi davamdır, şakaya gelmeyeceğimi bilmelisiniz" diyecek ve 1937 yılında Kurmay Albay Şükrü Kanatlı Komutası'ndaki Türk birlikleri Hatay'a girmiş olacaktı. 1939 yılında ise Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak bayrağını gururla göndere çekiyordu. ...1938'in Kasım'ında Büyük Önder gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken milleti ona artık Atatürk diyordu. Türkiye Cumhuriyeti ise genç evlatlarına emanet edilmiş olarak çılgın yürüyüşünü tüm zorlukları aşarak sürdürmeye devam edecekti.